Tabii pandemi sürecinde biz mazeretlere sığınan bir anlayış sergilemedik. Tüm yatırımlarımızı yapmaya çalıştık. Bu süreçte insanları rencide etmeden, onurunu zedelemeden tüm esnaf gruplarımızla ilgili olsun, vatandaşlarımızla ilgili olsun hem beklentilerine cevap vermeye hem de ihtiyaçlarını giderme yönünde imkanlar nispetinde fedakarlık yaptık. Ulaşım konusunda gerçekten çok büyük ekonomik zorluklara girmemize rağmen hiçbir zaman yakınmadık ve o konuda da gerekli belediyemiz imkanlarıyla gerekli desteği vermek suretiyle ulaşımda da gerekli desteklerimizi sağlamış olduk. Sanki pandemi sürecinde normal koşullarda yolcu taşıyormuş gibi sefer sayısını azaltmadan çalışmalarımızı sürdürdük. Ayrıca yatırımlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalarda kamuoyu da takip etti. Hiçbirisiyle ilgili bir geri adım atmadık. Hepsini birer birer hayata geçirdik. Gerek Ankara'nın yapması gereken yatırımlarla ilgili girişimlerimizi sürdürüp onlarla işbirliği halinde şehrimizde havaalanı ile ilgili olsun, ulaşımla ilgili olsun yapılacak olan çalışmaların yapılmasını sağladık. Ayrıca bizim kendi açımızdan da kentsel dönüşümde, ulaşımda, park bahçelerle ilgili ya da kırsal hizmetlerle ilgili aklınıza ne geliyorsa her alanda mutlaka yatırımlarımız ve çalışmalarımızı çok şükür yapmaya devam ettik. Yine 2021 yılında da önümüzdeki dönem içerisinde yapacağımız çalışmaları planladık, programladık. İhalelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz ve inşallah onları da böylece 2021'de sıkıntıya girmeden, mazeret üretmeden beklentilere cevap verecek şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Bugün 3 tane başkanımızla, ilçe belediye başkanımızla görüştük. Diğer günlerde 5'er tane olmak üzere diğer başkanlarımızla görüşmek suretiyle merkezdeki 3 kardeşimizin dışında hepsiyle görüşmüş olacağız. Onların beklentilerini, onların bu pandemi süreciyle alınan kararlar doğrusunda üzerimize düşen ne gibi fedakarlıklar yapılması gerekiyor onları paylaşarak önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizin hızla çalışmaların devam ediyor olması ve inşallah 18 aylık bir imalat için süre verilmiş idi. O 18 ayın sonucunda herhalde Kayserimizin ve bölgemizin en büyük 1.260.000 metrekarelik bir millet bahçesine erişmiş olacak. Her yaş gruba, her kesime hitap edecek etkinliklerle adeta bir uğrak yeri olacak, bir yaşam merkezi olacak. Bunu da buradan paylaşmak isteriz. İlçe belediyelerimize yine büyükşehirin imkanlarıyla her birine kendi ölçeklerinde uygun şekliyle millet bahçelerimizi yapmak suretiyle de o bölgelerde de gerekli çalışmalarımızı sürdürdüğümü hatırlatmak isterim. İster istemez KASKİ'mizin yaptığı altyapı yatırımların yanında diğer şirketlerimizin Kaymek olsun, Kaytur olsun, Spor AŞ olsun pandemiden kaynaklı etkinliklerdeki sınırlamaya uymak durumunda kaldığından dolayı çalışmalarımızda bir miktar aksaklıklar söz konusu oldu. Ama inşallah bu süreçte atlatıldığında hepimiz sonuçta rahatlayacağız ve bu sürecin bitmesiyle birlikte çalışmalarımıza da hız vereceğiz. Malum Erciyes'te pandemi sürecine rağmen yurt dışından gelen gerek misafirlerimiz, gerek yurt içinden gelen misafirlerimiz vasıtasıyla kayak merkezimiz çok verimli bir çalışma dönemi yaşadı. Biz bu bölgemizi yüksek irtifa merkezi, sıcak suyun inşallah çıkma yönündeki gayretlerimizde daha da taçlandıracak bir şekilde Kayserimizle paylaşmayı önemsediğimizi ve dünya standartlarında bir proje olduğunu da tekrar paylaşmak isterim.